O araştırmayı yapanlar bu devleti karamak için yapılan bir şeydir. Vallahi işsizlik zaten daha da çok artacak diye düşünüyorum zaten. Ucuz işçilik başladığı için işsizlik oranı gittikçe yükseliyor. Kasım ayı işsizlik oranı %10,2 olarak açıklandı. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Ekonomik sıkıntılardan dolayı belki çalışan kesim işçinin sigortasını ödeyemiyor. O yüzden işçi çıkarma yoluna gidiyor olabilir. Yani en büyük neden ekonomik nedenler yani. Sizce Kayseri'de işsizlik var mı? Var. Var diye düşünüyorum. Özellikle genç kesim işsiz. Onların önüne açmak gerekiyor bence. Yani işsizlik var. 100 kişinin 10 tane, 100 gencin 10 tanesi işsiz, 12 tanesi. Zor, evlenemiyorlar gençler. Benim yeğenim de var, evlenemiyor. Asgari ücret yetişmiyor. Asgari ücret bence 15 milyon olmalı. 15 bin TL. Yetmiyor çünkü. Biz ikimiz bak 30-35 lira aldığımız halde yetmiyor. Kızımızın özel okulu var, başka giderlerimiz var. Her şey var. Ama yetişmiyor. Kayseri'de organize varsa işsizlik yok demektir. Bence yok. Bence yok işsizlik. O kadar çok bilgim yok ama işsizlik yok. Yani bu kalabalığa, bu harcamaya, bu kafelere bakarsan bence. İşte onları bilemeyeceğim çocuklarla. O şeyi, düşüncelerini bilemiyorum tabii. O taraftan bakınca da öyledir mutlaka. Ben kendi şeyimden bakıyorum. Kendi yaşıma göre demek ki. Abla, bu konu hakkında ben hiçbir şey diyemem. Çünkü ne yorum yapsan başımız belaya girebilir her an. O yüzden hem işsizlik var. Mesela ben şu an açlıktan okuyorum. İş arıyorum. Benim kendi işimiz de yok. Yani bazılar diyor, ben 17 yaşındayım. Bazılar diyor 18 olacaksın. Bazılar diyor günlük 100 lira diyor. Günlük 100 liraya şu an Suriyeli bile çalışmıyor. Yani durumumuzun ben iyi olduğunu düşünmüyorum. Ama bakalım ileride ne olur bilmiyorum. Şimdi bir yorum da yapamıyorum. Her an bir şey olabilir. Tabii ki var. Yani çoğu yer, iş yerleri kapatılıyor. Şu anda ben çalışıyorum. Asgari ücret vermekte bile sıkıntılı iş yerlerimiz açıkçası. Yani üniversite bitirmelerine gerek yok bence. Çünkü yani üniversite bitiren elemanla yani çocuklar da iş bulamıyor. Vallahi istihdam var mı sanmıyorum. Ya şöyle düşününce, çünkü ben organizasyon falan çalıştığım için görüyorum ortamları. Yani iş yerleri yiyecek almakta bile sıkıntı yaşıyoruz. Yani düşünün, et tavuk almakta bile problem yaşıyor patronlarımız. Bu da ayrı bir zaten şey. Yani ne bileyim, işçiler sadece sebze, bakliyat türü şeyler tüketmek zorunda. Çünkü alamıyoruz yani. Patronumuz alamıyor, açıkça söyleyeyim. Bu da sıkıntı yani, büyük bir şey. Ya ne bileyim abi, istatistikler daha iyi biliyor ya, ben şimdi ne desem yok. Benim gördüğüm yok. Herkes memnun herhalde hayatında. Yani öyle düşünüyorum, bilmiyorum. Ha yok, biz çalıştık, emekli olduk. Ya. Bizde sıkıntı olmadı. Gençlere Allah yardım etsin, ne diyeyim. İşsizlik, çalışana iş var. Yani yok diye şey yapıyorlar ama çalışana iş var. O araştırmayı yapanlar bu devleti karamak için yapılan bir şeydir. Sanayimiz, 3 tane 4 tane sanayimiz var. Asgari ücret de yükseldi. Çalışana iş yok. O araştırmaya da inanmıyorum ben. Kayseri'de işsizlik gördüğüm kadarıyla yok. Herkes hayatından memnun. Kayseri'de, Türkiye'de işsizlik kaynıyor, işsiz kaynıyor. Vallahi işsizlik zaten daha da çok artacak diye düşünüyorum zaten. Hani ben normalde bir firmada çalışıyorum ama market sektöründe. Şu anda bir haftadan beri işsiziz. Malum işimiz de yok. Artacağını düşünüyorum. Kış ayı da geldi zaten malum. Abi çözüm illaki olacaktır ama ne kadar sürer onu da bilmiyorum yani. Var, muhtemelen vardır. Yani şurada biz normalde gıda sektöründe çalışıyoruz, market olduğu için. Biz bile yansıdıysa genel olarak fabrikalar falan da düşünemiyorum şu anda yani. Muhtemelen vardır, artacağını da düşünüyorum. Bence işsizlik yüksek bence yani, benim görüşüm. Çünkü organizede çalışanlar yani eskisi gibi iş bulamıyor. Bizler iş oranları düşük. Yani işsizlik artmış durumda. Organizedeki durumlarda daha önce de çalıştığım zamanlardan biliyorum. İşsizlik, bir de yabancılardan dolayı ucuz işçilik başlamış. Ucuz işçilik başladığı için işsizlik oranı gittikçe yükseliyor.
Ve bir de gelen askeri ücret Şubat'ın 15'inde uygulanacak. Onun için işsizlik daha da artacak. Ve işverenler bu durumdan dolayı, bir de ucuz işçilikten dolayı Türk işçileri ikinci planda kalıyor.